Biz sola dönüyoruz. Biz otobüse doğru gidiyoruz. Toplu taşımada gitmek isteyenler için bakın şurada gösteriyor. -2'ye gitmemiz gerekiyor. Akbil olmayanlar için, ücret olmayanlar için ödeme noktası da -2'deymiş. Burada asansörler de mevcut. Evet, göstergede olduğu gibi. Otobüs, servis, araç. Evet, burada şöyle bir yürüyen zeminimiz mevcut. Bütün ulaşım herhalde burada. Taksiler, otobüs vesaire hepsi. Kolay gelsin. Şöyle bir bakıyoruz. Hava ist var burada. Araçların hepsi farklı noktalara gidiyor. Mesela bu Hacı Osman'a gidiyor. Bu da Sultanahmet'e gidiyor. İleride de otoparklar mevcut. Havayist için sanırım bilet işlem noktası burası oluyor. Anlaşılan bekliyor. Burada da akli dolu noktası var mevcut. Bizim klasik bildiğimiz İETT'nin bilet dolu noktaları. Yani bu kısımda otobüslerle alakalı bilgiler yazıyor. Bakın şurada mesela list 1 yazıyor. Yeni Kapı İdo. Otobüsün üzerindeki numaraya göre siz de gideceğiniz yerin kodunu bulabiliyorsunuz. Mesela şu otobüse ne yazıyor bakalım. Bu otobüs İst 5 yazıyor mesela. İst 5 yazıyor. İst 5 Beşiktaş'a gidiyor. Ben mesela Yeni Kapı'ya gideceğim. İst 1 numaralı otobüsü bulmam gerekiyor. 18 TL ödeme yapacağım. Fiyatlarla alakalı genel olarak şöyle bir girmek isterseniz şöyle bakabilirsiniz. Şöyle bir şey daha var. Havaist'le ilgili bilgilendirme yaptım ama bakın şurada mesela normal halk otobüsü var. Mesela 2 tam bilet geçerlidir diyor. Yani buna binip yani 18 TL ödeme yapmadan sadece halk otobüsüyle de ulaşımınızı sağlayabilirsiniz. Bu ne? H2 Mecidiyeköy İstanbul metrobüs çağlayan hepsine gidiyor mesela. Bunun gibi farklı otobüsler de vardır. Oldu. Ekranda gözükmedi ama 5.20 ile İstanbul Havalimanı'ndan ulaşım sağlayabiliyoruz. Yani tekrar hatırlıyorum. Hava isteyebilmek zorunda değilsiniz. İETT ile de ulaşım sağlayabilirsiniz. Ve arkadaşımın söylediğine göre de İETT ile aylık akbilde geçiyor. Evet arkadaşlar, şu anda Çağlayan metrobüs durağının oradayız. Yeni İstanbul Havalimanı'ndan buraya tam 45 dakikada geldik. İETT otobüsüne binerken Hava İst'le İETT'nin ne farkı var diye sordum. Hemen hemen hiçbir farkın olmadığını söyledi. Şu anda saat 8.30. Hiç trafik yoktu ve direkt geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.